vereceğim diyor. Şimdi ben ona 100 dolar versem onun belki intiharını engelleyecek. Yani hele 1000 dolar versem çok daha büyük bir değişiklik yapacak. Ama 1000 dolar bu çocuğa versem, bu SMA hastalığına tutulmuşa versem 1000 dolar 1 milyonda 1 olacak şey katkısı, yararı. Yani onun için benim bu şeye yani çok zor olduğu halde bu kampanya önerilerini kabul etmememi belki yanlış bulabilirler. Halbuki değil, kesinlikle etik bir olaydır. Ben SMA hastalarına ve bu konuda mücadele verenlere, akrabalarına tavsiyem para toplamak değil, hükümetlere baskılar yapın. İlaç fabrikaları böylesine korkunç fahiş fiyatla satmasınlar. Yani bu ilacın ben bu kadar pahalı olmasını normal bulmuyorum. Çok büyük para. Yani yapılan madde nedir? Onun için yapılan araştırmalarsa o ilaç fabrikasına devletler o araştırmalar için belli bir şey verebilir ama ilerisi için bu ilaç çok daha ucuza satılabilmesi lazım, dağıtılabilmesi lazım. Yani hükümetler, kampanyayı hükümetlere karşı, ilaç fabrikalarına karşı yapmak yerine onları haklı çıkaran, ilaç fabrikalarının bu fahiş fiyatını normal bulan ve hükümetlerin burada ilgilenmemesini şey bulan, yani bir bakıma onları rahat bırakan bir şey tavır doğru değildir. Bir de birisi vardı, benimle iletişime geçti. İki çocuğu doğmuş, SMA'lı ve ölmüş. Şimdi üçüncü çocuğunu doğurmuş ve para topluyor. Ben de bunu ahlaksız bir tavır görüyorum. Madem ki senin bir çocuğun hadi diyelim ki SMA'lı doğdu. Git genetik şey yap, test yap. Eğer bir dahaki çocuğun SMA'lı doğma ihtimali yüksekse çocuk doğurma. Veyahut da anlaşın bir başkasıyla evlen illa çocuk sahibi olmak istiyorsan. Ancak iki kere oluyorsun yine çocuk ölüyor. Ondan sonra üçüncüye de devam ediyorsun, inat ediyorsun. Nasıl olsa diyorsun milletten para toplayacağız. Bu ahlaklı bir tavır değildir. Çünkü insanların sınırlı şeyleri vardır. Sınırlı yardım yapabilecek imkanlar var. Hatta sınırlı empatimiz var. Yani üç kişiye yardım ediyorsun, onlara ağlıyorsa empati. Dördüncü kişi görüyorsa aynı durumda yardım edemiyorsun. Biraz az, daha az ağlıyorsun. Beşinci, altıncı, ikinci artık ağlamaz oluyorsun. Hatta görmez oluyorsun. İnsanız. Böyle bir psikolojimiz var. Çünkü sınırlı bir sinirlerimiz var. Sınırlı bir tahammülümüz var. Duygularımızın bir tahammül sınırı var. Yardım edebileceğimiz miktar da belli.